Mutlu günler kıymetli Seret izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programımızda bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Evet, bu hafta da evlerinize konuk olduk ve Şifa Kapısı programımızda kadınlarımıza en sık görünen kanser türlerinden bahsedeceğiz. Medikal onkoloji uzmanımız, kıymetli doçent doktor Fatma Şen hocamız bizlerle birlikte olacaklar. Hastanemizin mütevazi, güler yüzlü ve en güzel doktorlarından birisi Fatma Şen hocamıza sormak istiyorum. Kadınlarda en sık görülen kanser türleri nelerdir? Kadınlarda en sık görülen kanser türleri Türkiye'de ve dünyada değişmekte. Ama Türkiye'de Kanserle Savaş Daire Başkanlığı yaptığı istatistiklerde birinci sırada meme kanseri gelmekte. İkinci de tiroid kanseri gelmekte. Üçüncü de kolon kanseri gelmekte. En sık görülen üç kanserler şeklinde. Peki Fatma hocam, meme kanseri dediniz. Meme kanseri nedir? Belirtilerinden izleyenlerimize nasıl bahsedebiliriz ve tedavi sürecinden de bizleri bilgilendirir misiniz? Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücrelerin zaman içerisinde otonomi kazanarak normalden daha fazla bölünmesi ve anormal olan hücrelerin vücut tarafından kontrol edilememesi üzerine vücutta oluşan, özellikle meme dokusunda oluşan anormal hücre kümeleridir. Anormal hücre kümeleri zaman içerisinde artarak bazen kendi doku içerisinde, meme dokusu içerisinde büyür ve daha sonra da memeyi direne eden en yakın lenf nodlarına gitmeyi severler ve daha sonra da yine erken tedbir alınmazsa vücudun diğer odaklarına da gitme potansiyeli kazanırlar. İkinci sorumuz, meme kanserinin belirtileri nelerdir? Bu günlerde çok sayıda hastamız ağrı, meme kanseri ya da başka bir kanseri akla getirmemeli gibi televizyonda ya da magazinde ya da belki de bizim de bazı bilimsel olarak tıp doktorlarının da belirttiği yanlış bir kanıya kapılarak daha geç doktora başvurmakta. Yani memede ele gelen bir istenmeyen bir sertlik, şişlik var. Fakat hasta ağrı var diye doktora başvurmamakta. Bu kanıyı biraz değiştirmek gerekiyor. Ağrının olması tümör olmadığı anlamına gelmez. Onun için mutlaka memede ağrı, memede dediğim gibi hızla büyüyen ya da normalde olmayan yeni bir sertliğin oluşması, meme cildindeki değişiklikler, biz portakal kabuğu rengi diyoruz ya da hafif bir çekinti olabilir, renk değişikliği olabilir, meme başı akıntısı olabilir. Her iki memeye aynı karşısına bakıldığında bir asimetri görülüyorsa, koltuk altında bir istenmeyen bir şişlik var ise bütün bunlar meme kanserinin en sık görülen belirtileridir. Bazen de hasta derin yerleşimli bir meme kanseridir. Eline bir şey gelmez ama daha atipik olarak diyelim, yani normal rutinde gördüğümüz sık olmayan kemiğe sıçramıştır ya da gitmiştir. Orada bir lezyon oluşturmuştur, kemik ağrısıyla gelebilir. Akciğeri sıçramıştır, akciğerde öksürük yaparak da gelebilir ama bunlar daha ileri evrede gördüğümüz şikayetler. Ama memeye lokalize şikayetlerde en sık gördüğümüz ele gelen kitleler, ağrı, şişlik, ciltteki değişikler, meme başı akıntıları, memedeki asimetriler en sık görülen belirtilerdir. Tedavi ise her biri ayrı seminer konusu olabilecek, saatlerce tartışılabilecek birçok tedavi yöntemi vardır. Ama kısaca özetlemek gerekirse, birçok kanserde olduğu gibi meme kanserinin vazgeçilmez 3 tedavisi, cerrahi, radyoterapi ve medikal tedavilerdir. Cerrahiler genellikle vücuda sıçramamış hastalarda tercih edilir. Ama yine son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar bazı vücutta sıçramış meme kanserlerinde de seçilmiş olarak cerrahi lokal olarak eklenir. Cerrahi dışında özellikle memeden cerrahi yapıldıktan sonra, tümör uzaklaştırıldıktan sonra memeye ve yatağına yapılan halk arasında ışın, şua olarak bilinen radyoterapiler gelmektedir. Ondan sonra da yine belki çoğu meme kanseri hastasında yaklaşık %80 diyebiliriz. Belki 5 yıl 10 yıl devam eden, bizim devreye girdiğimiz, medikal onkologların devreye girdiği ağızdan tablet ya da damardan ilaçlarla koruma tedavileri gelmektedir. Bunlar tabii erken evredeki tedavi sıralamasıdır. İleri evrede de farklı tedavi sıralamaları kombinasyon şeklinde, yani lokal tedaviler olan cerrahi, radyoterapi, bazen
nükleer tıp yöntemleri gibi çeşitli değişik cerrahiler gibi eklenerek yine sistemik tedavilerle takip edilmektedir. Fatma Şahin Hocam, kolon kanseri dedik. Peki kolon kanseri nedir? Belirtilerinden izleyenlerimize biraz bahsedebilir miyiz? Ve tedavi yöntemleri. Ve bununla birlikte kanserden korunma yöntemleri nelerdir? Bu soruda 4 tane soru var. Birinci sorumuz kolon kanseri nedir? Aslında belirttiğimiz üzere kanser çıktığı doku ya da organ hangisi ise onu oluşturan hücrelerde anormal bir şekilde büyümesi. Yani dokuya, vücuda rağmen oradaki normal kontrollere rağmen o kontrol mekanizmalarından kaçarak istenmeyen oluşumların oluşmasıdır. Kolon kanseri de vücutta bağırsağın son kısmında kalın bağırsak deriz. Tıbben de kolon deriz. Onun için artık aslında halk arasında da kolon deyince pek çok kişinin kolon eşittir kalın bağırsak olduğunu bildiğini görmekteyiz. Yani kalın bağırsağın kanserine kolon kanseri denir. Kolon kanserlerinin belirtileri nelerdir? Kolon kanseri bağırsağın son kısmını oluşturur. Yani gaytanın en şekillendiği artık dışarıya çıkması gerektiği bölüm oluşturur. Onun için de özellikle bağırsağın, yani kalın bağırsağın proksimal dediğimiz ince bağırsakla bağlantılı kısmı, bir de distal dediğimiz makata yakın kısmı vardır. Nereden çıktığına göre proksimaldekiler daha çok kansızlık yapar. Çünkü tümör bağırsağın içini tıkayıcı etki yapmadan önce kan kayıplarına neden olur. Dışarı ekspansil büyür. Onun için de sağ kolon tümörü daha çok halsizlikle gelme, anemi bulgularıyla gelme eğilimindedir. Ama sol kolon, yani makata yakın olan kısımlar daha çok tümörlerin yapısı gereği lumen dediğimiz bağırsağın içine doğru büyüme kabiliyeti daha fazla olduğu için dışkının geçişine izin vermez ve kabızlıkla gelme ihtimalleri daha fazladır. Ama bazen de kanlı ishal, yani geçişe izin verir ya da zaman zaman geçiş bulur ve ishal şekline dönüşür. İshallerle gelebilir. Ama sık gördüğümüz kabızlıktır. Makatta ağrı olabilir, karın ağrısı olabilir. Dışkıda kan görmek yine sık görülen bulgular arasındadır. En sık görülen şikayetler genellikle böyledir. Ama daha ilerlemiş aşamalarda ise, yani kabızlık var, tetkik edilmedi, tetkik gecikti. Bu hastalarda daha çok yine tam tıkanıklık olur ve bulantı kusma, karın ağrısı gibi daha ciddi şikayetlerle gelebilir. Yine karaciğeri sıçradığında sağ üst kadran ağrısı dediğimiz karının sağ üst tarafında ağrılarla gelebilir. Yani sıçradığı yere göre de yine değişik şikayetlerle gelebilir. Tedavisini yine sorduğumuzda kolon kanserinin, yine erken evrelerde cerrahi çıkarılması önemlidir. Radyoterapi sadece bağırsağın son kısmında devreye girer. Genellikle rektum dışındaki bağırsak lokalizasyonlarında radyoterapinin erken evrede yeri yoktur. Medikal onkolog olarak medikal onkolojinin yeri ise evre 2'den itibaren tüm kolon segmentlerinde ameliyat sonrası mutlaka değerlendirmeye almak gerekir. Evre 2'nin bir kısmına veririz, bir kısmına vermeyiz ama evre 3'te mutlaka hastalar ameliyat sonrası genellikle 3 ile 6 ay koruyucu tedaviler alır bizim tarafımızdan. Evre 4 hastaların yine tedavisi başta biz olmak üzere çeşitli disiplinler ile kombine şekilde tedavi edilir. En son sorumuz da kanserden korunma yöntemleri, evet, nelerdir? Kanserden nasıl korunacağız? Evet. Kanserden korunma yöntemlerinde aslında en önemli ve en çok vurgulanan, kamu spotları yapılan bir alışkanlık sigaradır. Bir kere birçok kanserde kesinlikle etkisi olduğu gösterilen, örnek sigara içmeyen bir kişi de kanser olma olasılığı 1 ise sigara içmek 30 katına yükselten akciğer kanseri gibi, akciğer kanserinden baş boyun kanserinin, yani hemen hemen etkisi olmadığı hiçbir kanser yoktur. Sigarayı bırakmak. Alkol çok önemli miktarda ya da önemli alt tipte kansere neden olmaktadır. Alkolü bırakmak çok önemlidir. Daha sonra kanserden nasıl korunabiliriz? Bir kere sağlıklı beslenme.
Sağlıklı beslenmenin içi çok açılabilir. Sağlıklı beslenmeyle ilgili yine ayrıca saatlerce konuşulabilir ama yani vücudun alması gerektiği kadar karbonhidrat, protein, yağ oranlarına dikkat etmek, yine sağlıklı beslenmeyle bir miktar kendimizi koruyabiliriz. Ne olur? Obeziteyi engelliyor. Bir takım işte vücudu irite eden maddelerden uzak kalmış oluyoruz. O şekilde daha içerik olarak da bazı alışkanlıklardan uzak, kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak beslenme kanserden korunmada etkili hale gelebilmekte. Diğer önemli kanserden koruma yöntemi ise aktif yaşamak, yani aktif hayat stili. Bu da nedir? Hafta içerisinde belli saatlerde, belli günlerde en azından ritmik yürüyüşler yaparak, spor yaparak yine kanseri korunma yöntemlerinden önemli bir faktör olarak karşımıza gelmekte. Bunun dışında örneğin cilt kanserleri için aşırı güneş ışınlarından, güneşin çok ısı, güneş ısısının en yüksek olduğu saatlerde güneşten korunma şeklinde ya da güneş koruyucu kremlerine dikkat etmek şeklinde. Yani kanser tipine göre de ayrı ayrı örnek işte hepatit B aşısı olarak bir takım hepatit B ilişkili kanserlerden korunma gibi ya da serviks kanseriyle ilişkili aşıların yani rahim ağzı kanseriyle ilgili aşıların belli yaş gruplarında yapılması gibi kanserden koruma yöntemleri. Yine erken tanı açısından gerekli tarama testlerinin gerekli yaş gruplarında yapılması gibi dikkat ettiğimizde korunma ve erken tanı açısından daha önemli miktarda yol kat etmiş oluruz. Evet. Evet, kıymetli seyret izleyenlerimiz, medikal onkoloji bölümündeyiz ve hasta yakınlarımızın düşüncelerini alacağız. Hastanemizin hizmetlerinden memnunlar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Aslında biz bugün daha yeni geldik. Yani tedaviye yeni başladık onkoloji hastasının kemoterapi için. Yalnız biz tabii ki öncelikle doktora gelmiştik. Evet. Hastaneyi sonradan tanıdık. Doktorun daha önce ününü duyduk diyelim. Araştırdınız. Tabii araştırdık. Çok referans da geldik, evet, doktor hanım için. Gerçekten doktor hanımın hastaya ilgisi, alakası, hasta zaten title'ı var biliyorsunuz. Yani doçent, evet, bilgisi de gerçekten son derece iyi. Doktorumuzdan çok memnun kaldık. Daha sonra tedavi için üniteye gittik. Ünitede de hemşirenler gerçekten çok güler yüzlü, ilgili, hani en ufak bir şeyde hemen yardımcı olmaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar gayet iyi gidiyordu. Umarım böyle devam edecek. Hastanemiz çok güzel, çok donanımlı. Evet, çok evet, evet, evet. O konuda oluyor, hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi gidiyor. Çok şimdi başarılı bir hastane. Başarılı. Tebrik ediyorum. Peki, ben geçmiş olsun. Çok sağ olun. Sizlere. Teşekkürler. Evet, kıymetli seyret izleyenlerimiz, medikal onkoloji bölümümüzde, kemoterapi bölümümüzdeyiz. Ve kemoterapi bölümümüzde hastalarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Hastalarımız hastanemizden aldıkları hizmetlerden memnunlar mı? Kendilerinden dinliyoruz. Efendim geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok memnunum bu hastaneden. Doktorlarından, hemşirelerinden, hizmetlerinden çok memnunum. Kendim, evet tabii. Yani bugün gayet rahat bir kemoterapi gördüm. Çok memnun kaldım. Şimdi daha da iyileştiğimi hissediyorum. 21 günde bir alacağım zaten. 21 günde kemoterapi alacaksınız. Evet. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. İyi hissediyorum, evet. Çok güzel. Tabii hastanemizdeki doktorlarımız, hemşirelerimiz çok iyiler, yani çok ilgililer. 5 dakikada bir, 2 dakikada bir soruyorlar nasılsınız diye. Biz de korkmuyoruz, rahatlıkla kendimizi bırakıyoruz ellerine. Ve bu hastalığın korkulacak bir hastalık olmadığını, evet, tedavisinin olduğunu. Meme şeysiydi, işte göğüs kanseri. İşte alındı, ondan sonra da İşte kemoterapileri de bitireceğiz. İyi olacağız inşallah. Çok memnunuz. Efendim geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Tabii hastanemiz size çok güzel imkanlar sunuyor. Evet. Gerek tedavi olarak gerek insani ilişkiler olarak. O yüzden hastanemize de çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz size de. Sağ olun. Geçmiş olsun efendim. İyi günler, iyi akşamlar.
Kanserde genetiğin mutlaka rolü var. Kanserde genetik derken bunu iki şekilde düşünmek gerekir. Genetikte ailesel anlamda, yani herediter diyoruz, yani kalıtsal diyoruz. Kalıtsal tarafı mutlaka var. Bir de zaten kanserin kendisi aslında bir genetik hastalıktır. Çünkü normal hücrelerin kanserleşirkenki sürecinde hücrenin genetik yapısının çoğunlukla bozulması nedeniyle hücreler otonomi kazanır ve çevresindeki normal ilişkiler değişir. Ve aslında kanser eşittir genetik bir hastalıktır. Ama halk arasında genetik dediğimizde genellikle aileden geçiş yapan genetik anlaşıldığı için ayırmak gerekir. Aileden geçiş anlamında genetik, yani herediter bir hastalık mı, yani kalıtsal bir hastalık mı dersek, pek çok kanserde artık herediter özellik olduğu, ailesi olduğu gösterildi. Bazı kanserlerimizde daha iyi biliniyor. Çok daha uzun zamandır biliniyor ama yeni özellikle dünyada genetik paylaşımın çok fazla olması, genetik informasyonun, bilginin çok artmış olması, hücreye gerekse kanser hücrelerinde gerekse normal hücrelerde, özellikle de 2000 yılındaki kanser Human Genom Atlası'nın ortaya çıkması, arkasından kanser genom atlasının ortaya çıkması, arkasından her tümör için ayrı genomik atlasların çıkması, kanserlerin birbirleriyle ilişkisi, kişilerle ilişkisi, aileyle ilişkisi daha iyi ortaya konmakta. Bunlardan yine en çok halk arasında da belki daha iyi bilinen meme kanseri. Meme kanseri gerçekten ailesel kanserler arasında en başta sayabileceğimiz kanserler arasında. Yine bağırsak kanseri yine en sık ailesel özellik gösterme eğilimi olan kanserler arasında. Biz bugün biliyoruz ki mide kanseri, pankreas kanseri, prostat kanseri gibi pek çok kanserler ailesel özellik taşıyabilmekte. Onun için de özellikle bir meme kanserli hasta, örneğin 40 yaş altında ilk defa bile olsa, ailesinde hiç olmasa bile mutlaka genetik testler istemekteyiz. Ama 70 yaşında ailesinde daha önce hiçbir genetik olarak ya da ailesel olarak duyulmuş meme kanseri yok. Yine de onun bir takım başka özelliklerle birlikte değerlendirerek onlardan bile artık biz genetik danışma öneriyoruz. Yani genetik counseling dediğimiz aile ağacının çizilmesi ve uygun hastalara uygun genetik tarama panellerinin yapılarak hem hastanın başka ek kanser tiplerine karşı riskinin olup olmadığı, hem de varsa da ailesinde olma olasılığının ortaya konması açısından taramalar öneriyoruz. Fatma Hocam, az önce hasta yakınlarımıza yapmış olduğumuz röportajlarda hastalarımızın daha duygusallaştığının ifadelerinde bunlar. Peki kanserli hastalarımızın ruh hali nasıl olmalı? Kendi morallerini nasıl üst seviyede tutmalılar? Neler söylersiniz hasta ve hasta yakınlarımıza? Kanser artık pek çok yönüyle kronik bir hastalık haline geldi. İnsanların hassaslaşma nedeni genel olarak eskiden beri tamamen ölümcül bir hastalık gibi bilinmesiydi ya da eskiden daha az tedavi seçeneklerinin olmasıydı. Genel olarak insan psikolojisinde hipertansiyon olduğunu bile kabul etmekte zorlanan kişisel özelliklere sahibiz, toplum olarak da öyle. Şeker hastası olduğunu kabullenmekte zorlanır. Bazen hastalarımıza sorduğumuzda hipertansiyon tanısı varmış, daha önce aldınız mı dediğimizde yok der. Halbuki sonra öğreniriz ki aslında tansiyon ilacı kullanıyor, tansiyon düzenleyici ilaçlar kullanıyor. Çünkü tansiyonu var deyince kronik bir hastalığa sahip olma özelliğini ya da olduğunu kabullenmekte zorlanıyor kişi. Onun için artık en basit hipertansiyon diye bir kalp hastalığında böyleyken kanserde kişilerin kabullenmesi ve bunun bir artık kronik bir hastalık olduğunu kendine yakıştırması biraz daha güç oluyor. Ve bu açıdan da biraz daha hassas yapıya sahip oluyor hastalarımız. Bir de tabii hasta yakınları da genellikle hastanın bakımı ile ilgili aşırı titizleniyorlar. Özellikle bu yeme içme konusunda çok oluyor. Hastanın sosyal çevreyle ilişkisi oluyor. Çok yanlış olarak birçok hasta yakını hastayı tanı aldıktan sonra bir odaya izole ediyorlar. Ve hastanın en çok duygusal açtığı, en çok sosyalleşmesi gerektiği dönemde bu sefer hasta yalnız kalıyor. Yalnız kaldığında da hasta ya da kişi diyelim, o bir nevi tedavi ya da tanı ya da takipler bir yük getirirken o yükü daha zor atlatmaya neden oluyor.
Özellikle de beslenme konusunda, yemek yeme konusunda da yine aynı sıkıntılarla karşı karşıya geliyoruz. Evet, kişi kendi de gayret etmeli ama hasta yakınları da daha iyi beslenmesi, daha özenli beslenmesi konusunda yardımcı olmaya çalıştığında bazen çok ileriye gidip bu sefer hastayı bıktırabiliyorlar. Ve hastalar bazen ağlayarak geliyor, yani beni tek başıma bıraksalar ben daha rahat kendimi yönetebileceğim diye. Onun için mutlaka birçok kronik hastalıkta olduğu gibi aslında tanı aldıktan sonra hastalarımızın psikolojik değerlendirilmesi gerekmekte. Hem duruma göre ya psikolog ya da psikiyatriste giderek aslında çok basit bir ilaçla ya da bir psikoterapi seanslarıyla daha rahat atlatabileceği, daha rahat kabul edebileceği bir sürece girebilecekken kişiler genellikle tanı aldıktan sonra hani psikiyatriste gitmekte bile bazen ya da psikoloğu kabullenmekte bile zorlanabiliyor. Bu konuda hasta ve hasta yakınlarıyla özellikle iletişime geçerek uygun hastalarda, uygun bölümlere, özellikle psikoloji ve psikiyatrik destek alması konusunda uyarıda bulunmak gerekiyor ya da desteklemek gerekiyor. Fatma Hocam, kanser tedavisinde akıllı ilaçlar var. Peki bu akıllı ilaçlar nedir? Kanserde akıllı ilaç aslında her bir kanserin belli moleküler genetik yapısı var. Özellikle bazı kanser tiplerinde sürücü mutasyonlar dediğimiz ya da kanserin öncü bir takım moleküler özellikleri, kanserin olmaya neden olan bir takım moleküler özellikler var. O moleküler özelliklerden baskın olan ve gerçekten bu tümörü bu yürütü diye tespit edebildiğimiz moleküllere karşı geliştirilmiş ilaçlar akıllı ilaç deniliyor. Bunlar, bu moleküller diğer dokularda, normal dokularda ya çok daha az ya da genetik olarak daha normal özellikte veya sayıda bulunabiliyor. Normal dokulara göre daha fazla sayıda, daha normal özellikteki protein ya da moleküler yapıya karşı geliştirilmiş ilaçlar akıllı ilaç deniyor. Böylelikle akıllı ilaç özellikle o molekülü bulduğu için tümörü ve bu özellikteki molekülde tümörde daha fazla olduğu için vücuda girdikten sonra özellikle koşarak o bölgeyi seçiyor ve tümörü yok edilmesini daha kolaylaştırıyor. O molekülün daha az çalışması ya da normale dönüştürülmesi için geliştirilmiş ilaçlar oluyor. Ve son 10, aslında tarihi 30 yıla falan dayanıyor. Hatta daha da eski ilk akıllı ilaçlar meme kanseri için kullanılan tamoksifen ilaçlarına dayanıyor ama daha modern akıllı ilaçların bulunması 30 yıla dayanıyor ve son 10-15 yılda da çok sayıda böyle akıllı molekül ve her yılda artan miktarda akıllı molekülüyle eskiden sağ kalımı 3 ay 6 ay dediğimiz pek çok hastalıkta artık hatırı çok iyi sayılır miktarda tam yanıtlar, şifalar görebilmekteyiz. Bu açıdan da etkisinin ne olduğu bilinmeyen her türlü işte basında, yayında, magazinde, internette birçok ot, bitki vesaire reklam amaçlı kullanmakta. Ben bunu hastalarıma da söylüyorum. Piyango çekmek gibi, yani 1 milyonda bir ihtimalle bir şey yapıyorsun tutarsa diye. Halbuki bilimsel olarak kanıtı gösterilmiş modern ilaçlarla, modern tedavi şekilleriyle biz %100 verebiliyoruz. Bu tedavide %20 tam yanıt alma ihtimalimiz var. %30 hiç alamama ihtimalimiz var gibi. Yani daha ayaklarımız yere basarak bir tedavi seçebilecekken onlarca, yüzlerce bir takım ot bitki karışımlarını belki tutarsa mantığıyla birçok hasta gerçekten modern ilaçlardan mahrum kalmak zorunda kalıyor. Yine basın ve yayının etkisiyle. Kemoterapi zehirdir diyerek birçok hasta aslında tam yanıt alabilecekken bu özellikle yanlış bilgilendirilme, tamamen reklam reyting amaçlı bir takım yayınlar neticesinde hastalar gerçekten tedavi edilebilecekken edilemez hale geliyor. Onun için de özellikle akıllı ilaçlar başta olmak üzere immünoterapi gibi bağışıklık sistemini aktive eden bir takım yeni ilaçlarla çok daha elimiz artık güçlenmiş durumda. Kanser tedavisinde ve çok daha iyi yere gelmiş durumdayız. Ama tabii ki yeterli mi değil. Bunun için belki şu ana kadar 10 adım atıldıysa belki 100 adıma daha ihtiyaç var ama
en azından eskiye göre daha iyi durumdayız diyebiliyoruz. Peki Fatma Hocam, kanser artık korkulacak bir hastalık değil. Erken teşhisle, erken tanıyla tedavisi mümkün bir hastalık diyebilir miyiz? Kanser değil, her türlü hastalık korkulacak demeyelim ama sonuçta mutlaka dikkat edilmesi gereken yani bir durum. Kanser de sonuçta bir hastalık ve korkulacak bir hastalık değil derken bu sefer kişiler bir takım tedbirleri alma konusunda daha rahat davranabiliyor. Evet, erken teşhis bizim tam yanıt alma ya da hastalıktan tamamen kurtulma ihtimalimiz çok arttırıyor. O gerçek ama erken tanı ile erken tedavi ile önemli bir kanser çeşidi grubunda daha güzel sonuçlar alma, tam şifa sağlama ihtimalleri doğmakta. Onun için hani bazen böyle slogan gibi kullanılan işte kanserden korkma vesaire gibi bunlar da aslında çok da doğru sloganlar değil ama şey demek lazım. Yani erken tanı pek çok hayat kurtarabilir ama özellikle de hani bu sefer de herkes yerli yersiz tarama testlerine girip gereksiz strese girmemeli. Herkesin Dünya Sağlık Örgütü'nün Kanserle Savaş Daire Başkanlığı'nın Türkiye'de belirlediği yaş grubunda, belirlediği gruplarda taramalarını yapmalıdır diyebiliriz. Yine ailedeki özellikle kanser yoğunluğu çok olan ailelerde riskli aileleri seçip onları özel taramalara alabiliriz. Ve bunun dışında yine az önce üzerinde durduğumuz kanser olmamak diyelim ya da kanseri engelleyici tedbirleri alarak daha az ihtimali azaltmış oluruz ya da daha uzun sağ kalımlar ya da bu işten tamamen kurtulma olma ihtimalini arttırabiliriz. Peki Fatma Hocam, kanser hastalığında yaş faktörü var mıdır? Yani çocuklarda, gençlerde, biraz daha orta yaşlarda ya da yaşlılarda böyle bir yaş faktörü var mıdır? Ve bununla birlikte de kadın erkek ayrımı da yapılabilir mi kanser hastalıklarında? Kanserde risk faktörleri sorulduğunda ben genellikle bu iki risk faktörünü öncelikle sayarım. Çünkü kanserde yaş da çok önemli risk faktörüdür, cinsiyet de çok önemli risk faktörüdür. Özellikle yaşla birlikte vücutta normalde sürekli anormal hücre oluyor, anormal yapı oluyor, vücut onu tamir ediyor ama yaşla birlikte onu tamir etme kapasitesi de azaldığı için giderek normal hücrenin anormale dönüşme ihtimali artmakta. Bu nedenle de ne kadar hata birikirse anormal hücre ve kansere dönüşme olasılığı artmakta. Birçok kanser 50 yaş üstünde olmakta. Yani genel olarak tüm popülasyona baktığımızda, tüm nüfusa baktığımızda kanserlerin en sık görüldüğü yaşlar 50 yaş üzeridir. Onun için yaş demek ki çok önemli risk faktörü. Diğer taraftan yaş gruplarına baktığımızda özellikle genetik hata birikerek ileri yaşta olan bir takım kanserler var. Bazıları çok daha erken yaşta doğduktan 2 ay sonra, 6 ay sonra, 3 ay, 1 yıl sonra tespit edilebilen doğuştan genetikle ilişkili kanserler var. Orta yaş grubunda daha fazla görülen yine kanserler var. Ama toplu olarak baktığımızda örneğin kanserlerin %20'si 40 yaş altındaysa daha fazlası %80'den fazlası 40 yaş üstünde görülmekte. Ve özellikle de kadın erkek bizim için bir risk faktörü mü diye baktığımızda örnek meme dokusu meme kanseri olmak için çok önemli bir risk faktörüdür. Erkeklerde de meme dokusu rudimenter yani ilkel yani büyüyememiş olduğu için erkekte meme kanseri olma olasılığı çok düşüktür. Örnek erkekte meme kanseri Amerika'da yılda 2000 erkeğe meme kanseri tanısı konulurken kadınlar 250 bin kadına tanık olmakta. Bu %1'in de üzerinde olmakta neredeyse. Prostat kanseri örnek. Kadında prostat diye bir doku olmadığı için prostat kanseri olmalısılığı yok. Ama erkek olmak birinci risk faktörü. Erkek ve yaşlı olmak çok büyük risk faktörü. 90 yaşına gelmiş aslında prostat kanseri almadan ölmüş tüm hastalara nekropsi dediğimiz öldükten sonra biyopsi yapıldığında hemen hemen %90'ında prostat kanseri prostat dokusunda tespit edilebiliyor. Overt dediğimiz yani görünür hale gelmemiş olabiliyor pek çoğunda ama aslında yaş ve prostat dokusunun olması
otomatik olarak riski çok artırmakta. Onun dışında yine özellikle mesela Türk toplumunda ya da ülkemizde akciğer kanseri erkeklerde kadınlara göre çok daha fazla olmakta. Burada da sosyal özellikler aslında, yani bilimsel yazı yazdığımızda mesela diyor ki işte 300 tane akciğer kanserli hastada, hastanın niye 250'si ya da 270 erkek hasta da 30'luk kadın hasta? Çünkü akciğer kanserini en çok risk faktörü oluşturan sigara erkeklerde daha fazla kullanıldığı için adeta cinsiyet ayrımı yapıyor gibi oluyor. Halbuki aynı yoğunlukta içildiğinde, yani iki toplumsal olarak iki cinste aynı yoğunlukta sigara içtiğinde aslında belki seçilmeyecek, ama dört dörtlük artık bildiğimiz, bilimsel olarak bildiğimiz işte meme kanseri gibi, prostat kanseri gibi cinsiyet ayırt eden kanserler var. Mesela rahim kanseri erkekte rahim dediğimiz, uterus dediğimiz doku olmadığı için erkekte bir rahim kanseri riski olmuyor. Onun gibi yine işte rahim ağzı kanseri kadınlarda olur, ama örnek yumurtalık kanseri kadında olur. Onun benzeri doku olan testis kanseri erkekte daha çok olur. Onun için de hem cinsiyet etkili hem de yaş çok etkili faktörlerdir kanser oluşumunda. Peki hocam, diyelim ki kişi göğüs kanseri oldu, tedavisine olumlu cevap verdi ve normal hayatına döndü. Tekrar o kişinin kanser olma olasılığı var mıdır? Şimdi az önce belirttiğimiz üzere, yani genellikle meme kanseri, aslında biz göğüs kanserini hiç kullanmayız. Tıbben meme kanseri deriz. Göğüs kanseri deyince daha farklı kanserler akla gelir. Meme kanseri tekrarlar mı diye sorduğumuzda, genellikle bütün hastalar, bütün tedavileri bittikten sonra da ilk soruları, baştan da soruları bu olmakta. Şimdi çok güzel bir soru sordun, yaş ve cinsiyet etki eder mi diye. Kadın olduğu sürece, yaşı ilerlediği sürece, bir kere kanserin kendisi tekrarlamasa da yeni meme kanseri olma olasılığı bütün kadınlarda olduğu gibi meme kanseri olmuş kadınlarda da olur. O nedenle de hiçbir zaman risk sıfırdır demek doğru olmaz. Bu nedenle hastalara zaten ilk 5 yılda daha yakın takipler olmak üzere, daha sonra da ömür boyu takip öneriyoruz. Tamamen sağlıklı kadınlara da zaten meme taramaları, tarama yaşına gelmemiş ya da geçmiş bayanlara da kendi kendine meme muayenesi gibi, kendi kendine anormali fark etmesine yönelik telkinlerde buluyoruz. O nedenle de maalesef tabii ki insan olarak biz bunu duymayı çok istiyoruz. Bundan sonra bir daha hiç tekrar etmeyecek olasılıklardan bahsedebiliriz. Yani şu 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 tümör özelliği olan meme kanserinin 5 yılda tekrarlama riski %1'in altındayken şunun %30 diyebiliriz. Yani oranlar verebiliriz, ama hiçbir meme kanseri tekrarlamaz ya da siz bunu atlattınız bir daha asla meme kanseri olamaz diyen bir doktor ya da bir hekim, herhangi bir hekim olursa buna da zaten inanmamak gerekir. Bunu da hiçbir hekim söylemez zaten. O nedenle de yani maalesef birçok hastamızın duymak istediği o cümleyi söyleyemiyoruz. Yani meme kanseri tedavi edildikten sonra asla tekrarlamaz kelimesi doğru değil. Fatma Hocam, birçok kanserde tedavi yöntemlerinde, ilaç alımlarında bazı hastalarımızda sık gördüğümüz saç dökülmesi oluyor. Bazı hastalarda da bu saç dökülmesi olmuyor. Peki buradaki süreç nedir? Yani neden bazı hastalar saçı dökülürken diğerlerininki dökülmüyor? Bütün hastalarımıza ilk geldiklerinde belirttiğimiz, birbirinizin hastalığını sormayın, internetten bilgi araştırmayın. Çünkü örnek mesela bir bilginin orada bir cümlesini alıyor, önünü ve arkasına zaten hakim olmasına imkan yok. O zaman yanlış kanılara neden olabiliyor kişide. İkisi de aynı meme kanseri. İkisinin de tümörü 5 milimetre. Birisinde bir yıl süren bazen tedaviler yapabilirken damardan, öbüründe sadece tabletlerle gidebiliyoruz. Bir diğerini hiçbir şey vermeden bırakabiliyoruz. Onun için niye onun kanserinde bu ilaç verilmiş, niye öbürü verilmemiş gibi birbiriyle karşılaştırma ya da internetten araştırma bu anlamda kişinin yanlış bilgilenmesine ya da yanlış kanıya kapılmasına neden oluyor. Bazı ilaçlar bazı kanserlerde bilimsel olarak çalışılarak, verileri ortaya konularak gösteriliyor ki
Örnek A ilacı saç döken bir ilaç meme kanserinde çok etkili. Onu kullanıyorsun ama B ilaç örnek akciğer kanserinin ilk seçim tedavisinde çok etkili. O saç dökmüyor. Bazen ikisi de meme kanseri, birinde sadece akıllı ilaç kullanıyorsun, öbüründe farklı bir ilaç kullanıyorsun. Örnek birisi diyor ki niye onun saçı hep dökülüyor, benimki dökülmüyor gibi. Ya da akciğer kanserinde ya da kolon kanserinde ya da mide kanserinde. Yani her kanser tipinde bile ayrı 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 aşamalarda ya da tümörün kendi özelliğine göre bazen saç dökmeyen ilaçlar kullanıyor, bazen döken. Yani saçın döken ilaç daha kuvvetli, bazen öyle diyen de oluyor hastalarda. Yani hocam saçım dökülmedi, acaba etkisiz bir ilaç mı veriyorsun? Öyle değil. Her ilacın etkinliği ya da kıl kökü hücrelerine olan etkinliği farklı olabildiği için saç döken ilaç illa çok kuvvetli, dökmeyen kuvvetsiz anlamına gelmiyor. Her hasta için ayrı seçiliyor. Saç dökülmesi halen pek çok klasik konvansiyonel sitotoksik dediğimiz kemoterapi ilaçlarında önemli bir yan etki. Ama biz biliyoruz ki hemen hemen pek çoğunda %99 diyebileceğimiz ölçüde çoğu zaten saç tedavi bitiminde geri geliyor. O anlamda da saçın dökülmesi ilacın etkinliğiyle ilişkili. Etkinliği derken kıl köküne yaptığı etkiyle ilişkili ama tümöre yaptığı etkinlik her zaman saç döktüğü zaman illa daha iyi olacak ya da olmayacak gibi genel bir kanı ya da öyle bir bilimsel kanıt yok. Yeniden hayata başlıyorlarmış gibi de olur aslında. Evet, bazen hastalarımızın saçları gelirken örnek düz saçlı hastalarımızda kıvırcık gelebiliyor. Rengi biraz değişerek gelebiliyor. Evet. Ama tabii ki bu tarz yan etkilerin çoğu geçici olduğu için normal tedavi süreci bittikten sonra normal saçına kavuşuyor. Cilt rengine çoğunlukla kavuşuyor. Bir takım etkiler biraz daha geçse de yine de çoğu yan etkileri zaman içerisinde kişi yok etmiş oluyor ya da vücut onu atmış oluyor. Tedavinin evreleri var mı hocam? Tedavinin evreleri var, tümörün evreleri var. Tümörün evreleri, erken evre, lokal ileri evre, ileri evre gibi bir takım evreleri var. Her tümörde bu var. Onu ilk tanı sırasında çeşitli yöntemlerle, görüntüleme yöntemleri, tetkik yöntemleriyle ortaya koyuyoruz. Her evrede tümörün tedavisi değişiyor. Örnek ileri evre dediğimiz evre 4 hastalarda tedavinin evresi de değişebiliyor. Örnek bazen ilk yani bazı tümörlerde birinci seçim dediğimiz hiç tedavi almamış hastada verdiğimiz ilacın etkinliği o seçim yani o sırada verdiğimiz ilacı o kadar önemli oluyor ki ikinci seçime kalmaması gerekiyor. Yani onun altında progresyon olduğu için hem tümörün evresi var hem de tedavinin evresi var diyebiliriz. Fatma Hocam, tabii teknoloji ilerledikçe kanser hastalığında tedavinin de daha kolay ve daha rahat hastalarımızın atlattığını görüyoruz. Tabii teknolojinin ilerlemesi hastalıkta sizlerin işlerini biraz kolaylaştırdı diyebilir miyiz? Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tabii ki hem kanser tedavisinde kullanılan bir takım cihazlar ilerlemiş durumda. Tanı sırasında kullanılan cihazların gelişmiş olması daha erken tanı konulmasına, daha modern tedavi yöntemlerine neden oluyor. Bunun dışında kanser ilaçları da yine teknolojinin gelişmesiyle birlikte nanoteknolojiler vesaire ile birçok yeni tedavi şekilleri ortaya çıkabilmekte. O açıdan kanser yani teknolojinin gelişmesi, bilimin gelişmesi daima birçok bilim dalında olduğu gibi onkolojide de çok fazla ışıklar açmakta, yollar açmakta. Ve biz de tabii son dönemde bu akıllı ilaçlar, immünoterapiler ile çok daha gelişmiş tedavileri elde etme imkanı bulmaktayız. Hem hastalar bu imkanı bulabilmekte hem de doktorlar bunu hastalarına uygulama imkanı bulabilmekte. Onun için de daima her zaman gelişim devam ettiği sürece hastanın tanısından ziyade ne kadar uzun yaşarsa bazen hasta evre 4 hiç bu hastada ümit yok dediğim bir hasta çıkabiliyor ve
bir yıl sonra öyle bir ilaç geliştirilmiş oluyor ki kullanabiliyoruz ki o hasta tam yanıt alabiliyor. Yani onun için hiçbir zaman işte evresi şudur, tanısı budur gibi hastalara ümitsizliğe kapılmamak gerekiyor. Özellikle günümüzde. Daima yenilik, yeni ilaçlarla, yeni tedavi yöntemleriyle her zaman bir takım tam yanıt alma, şifa sağlama olasılıkları doğmakta. Akıllı ilaçlar gibi. Evet, evet. Akıllı ilaçlar, immünoterapi yöntemleri, bir takım modern işte nükleer tıp yöntemleri, radyolojik girişimler, radyoterapi yöntemleri, cerrahi yöntemleriyle çok daha iyi. Ve artık sadece kanseri tedavi etmek değil, hastanın fonksiyonlarının da devam etmesi önemli. Örnek eskiden bir sarkom tanısı konulduğunda bacağa giden birçok hasta varken artık iyi kemoterapi, iyi tedavi, medikal tedaviler, iyi lokal radyoterapi yöntemleriyle sadece tümörü tedavi etme değil, o organı korumak da çok önemli hale geldi. Bu sadece sarkomda değil, kalın bağırsakta, gırtlak kanserinde, pek çok kanserde artık mümkün olduğunca fonksiyonu bozmadan, organ kaybı da en az neden olarak tedavi etmek mümkün olabiliyor. Yeni yine hem cerrahi hem de radyoterapi hem medikal onkolojik hem de birçok girişimsel yöntemlerle bunlar hastalara sunulabilmekte. Hocam tabii kadınlarda görünen sık kanserlerden bahsettik. Bu noktada da hastanemiz çok başarılı. Kanserli hastalarımızın tedavileri noktasında da teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerle de çok güzel imkanlara sahip. Bu noktada da çok şanslı hastalarımız hastanemizde tedavi gördükleri için hasta yakınlarımıza yaptığımız röportajlarda da sizi ve hastanemizle alakalı çok güzel mesajlar verdiler. Peki ekranları başındaki izleyenlerimize kıymetli Fatma Şen hocamız nasıl mesajlar verirler? Kanser tedavisi olduğu gibi pek çok kronik hastalıkta modern teknolojiler ne kadar önemli olmakla beraber en başta doktor çok önemli olmakta. Ama doktor kadar tedavide en önemli diğer faktörler hastanın kendisi ve hasta yakınları çok önemli. Bazen bir hastayı tedavi ederken tedaviye başlıyorsunuz ve hastanın bir yan etkisi olduğu ya da başka türlü bir şikayeti oldu. Hasta yakınları zaten hastayı yalnız bıraktıysa, zaten hastanın tedavi olmayacağına inandıysa, o hastanın, hele de hastanın kendisi buna inandıysa, o hastalıktan kurtulma olasılığı çok düşüyor. Bazen sizin verdiğiniz tedaviyle çok iyi yanıt alma olasılığı olan bir hastada, hasta yakınlarının ihmalkarlığı ya da hastanın kendine tedaviye inanmaması, hayata olan bağlılığı düşük olduğunda ya da hayatla olan bağlantısını kopardığında ne tedavi verirseniz verin başarılı olamayabiliyorsunuz. Onun için kanser tedavisinde sadece hekim değil, kişinin kendisi, yakınlarının tutumu çok çok önemli. Esra Hanım çok teşekkür ediyoruz bu güzel program için. Şifa Kapısı programında yine bütün hastalarımıza şifalar diliyoruz. Evet kıymetli Şifa Kapısı programı izleyenlerimiz yine bir programımızın sonuna geldik. Bu hafta sizlerle birlikte medikal onkoloji uzmanımız doçent doktor Fatma Şen'le birlikte kadınlarda en sık görünen kanserlerden bahsettik. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli Steret izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.